Cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz beyler. Şu anda satır pazarcılığımızın 8. bölümündeyiz. Lakin sizlerin de söylediği üzere pazar bölümleri gerçekten haddinden fazla uzun oldu. 30 dakika, 40 dakika. Yani bir pazar videosu için çok saçma dakikalar, çok saçma uzunluklar olduğunu ben de farkındayım. Lakin kayıtları alıyorum. O bölüm için alıyorum ve o bölümü o şekilde ben montajladığımda görüyorum ortaya çıkan dakikayı. O yüzden ne yapacağız artık? Dakikaları, her şeyi kısacağız. Mümkünse pazar videolarımız 15 dakika aralığında olacak. 15 dakika, maksimum 20 dakika olabilir. Ve bununla beraber sizlere hedeflerimizden ve amaçlarımızdan da sık sık bahsedeceğim beyler. Birinci amacımız güzel bir karakter dizebilmek, oluşturabilmek. İkinci amacımız ise güzel bir bilgisayara sahip olmak. Yani şu anda iki tane hedef için uğraşacağız pazarda. Bunun bilgisini geçelim. Güzel bir bilgisayarı neden istiyoruz? Allah izin verirse, kısmet olursa yayınlar açabilmek için. Şu an kullandığım bilgisayar gerçekten elverişli değil, iyi değil bu anlamda. O yüzden birincisi çar, ikincisi de yayınlarımızı bize rahatlıkla açtırabilecek, sorun yaşatmayacak bir bilgisayar. İki tane amacımız var ve bu amacı muhtemelen artık her bölüm başında ve video aralarında içinde bir yerlerde sizlere de hatırlatmış olacağım. Sizlerin de bilgisi olsun diyorum ve bu bölüme böylece başlıyorum. Beyler, bir önceki bölümden bizlere 110 amden gelen mitril kolluk artı 6'yı 122 amden satıyoruz ve bölüme 12 am güzel bir kazanç ile başladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve yolumuza devam edelim. Beyler, Father Playing pazar çağrımızın yanındayız. Şöyle açıyoruz. Bir adet artı 0 Hellbreaker bir önceki bölümden gelmişti bizlere. Bunun toplamda bize 10M satışı, yani 10M karlı bir satışı olmuş oldu. Gayet güzel oldu. Pazarı yeni tazeledim. Tazelediğim gibi bu itemi çektiler buradan. Buradan yine hanemize 10M işletiyoruz ve mücadeleye tam gaz devam ediyoruz. Beyler, pazar çarımızdan birkaç eşyamız daha satıldı. Şuradan Sihioteas artı 2'miz bize toplamda 15M kazanç bıraktı. Şöyle şuradan da artı 7 garbımız satıldı. 102-103M'den bize 97-98M sularında bir para geldi. Bize gelişi bunun 75M'di. Tertemiz 23M. Buradan bir kazancımız oldu. Totaldeki kazancımız ise 37M oldu. Bu satılan iki eşyadan 37M şöyle hanemize işlettik. Şimdi pazar çarımızın itemlerini kardeşim biraz tazeleyeceğiz. Ona birkaç parça eşya buradan aktaracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Beyler, şöyle 250M'den Dragon Scale donluk artı 7, 250M'den bunu teslim ediyoruz. Şimdi sizlere şöyle bir olay aktaracağım. 250M'den karşı tarafa hayırlı uğurlu olsun diyorum. X Aero kardeşimiz, kendisine şöyle sanırım set toplamaya çalışan bir arkadaşımız, ona bu itemi verdik. Şimdi şu 8 Mirage ve o sattığımız Dragon donluk ve üstüne üstlük şöyle üzerimize alalım 400M nakit. Beyler, toplamda şu gördüğünüz 650M artı bu 8 Mirage Sword, bu ve şu nakit bizim değil. Bunu ve şu itemi bize bir arkadaşımız teslim etti ve kendisi bir artı 8 Dragon donluk istiyor. Dragon Scale donluk istiyor. Ona şöyle en uygun fiyattan mümkün mertebe ayarlayabilirsek, Dragon Scale donluk veya başka parçalarda denk getirebilirsek, onlarda olmak şartıyla ona bir şekilde bir 8 Dragon alacağız. Bu MS'yi onun yerine satacağız. Dragon 7 vermişti, onu da sattık. 400M'de nakit vermişti bize kendisi. Bunu da sizlere aktarmış olduk. Bakalım bu Mirage'i nasıl satacağız? Ona Dragon Scale hangi parçayı bulabileceğiz? Nasıl ayarlayacağız? Bunları da kısmetse bu bölümün içinde göreceğiz. Beyler, 89M'den bir Raptor, 160M'den de bir adet Mithril artı 6 donluk şöyle alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dedik. İtemlerin hepsini bu rakamlarından aldık. Bakalım bizlere bunların kazancı ne olacak. Ve bir de artı 8 glaive aldık. 65M'den geldi. Onu da 2X Rock isimli bu kardeşimizden aldık. Bu kardeşimizle şöyle güzel bir sohbet ettik kendisiyle. Glaive 8'i de ondan aldık. Yıkık mıkık her türlü itemi toplamaya ve mücadeleye tam gaz devam ediyoruz. Beyler, satır pazarcılığımızın bir önceki bölümünün sonlarında, bakın bu Dlex isimli
biraderimize bir upgrade yapmıştık ve 8 warrior göğüslük cheat'in geçmişti. Hazır mıyız? Nerede? Paldron 3 dedi. Bir dakika. Tamam dedim. Paldron'u 3. slota koy. Aa, zaten ben 3'e koymuştum. Niye bozdum? Yanlışım yoksa buraya koymuştum. Beyler. Bakın. Biladerimiz Dlex'in içine de doğmuş olabilir. Biz de zaten slotu buraya koymuştuk. 3. slota. Aynısını yazdı kendisi. Hazır mıyız? Harbiden geldi. Kanka, bu kadar olur. Bak. Bu kadar olur ya. Çıldırırsın. Şu anda alttan gülüyor kendisi. 4 GV tertemiz kıtır kıtır kıtlandı. Hayırlı işler kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, inanılmaz şans. Zaten 3. slota koymuştuk. Hissettik mi ne oldu? Kendisi de Paul'un 3. slot dedi. Beyler, 8 çitini 7 şardı kendisine teslim ettim. Şardı bize geri verdi bakın. Biraderim şart ne iş dedim. Kendisi bize bunu verdi trade'den geri. Şart senin kankam dedi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bize de buradan 70 hemlik bir kazanç, bir kar elde ettik diyebiliriz. Kendisinden bir hediye, bir donate ve yolumuza tam gaz devam ediyorum. Kendisi bize bir jestte bulunmuştu. Şimdi kasayı şöyle hep birlikte görelim. 8 Avedon Trinalı ve düzden 3 adet şart artı 8'e gidecek. Her şey kısmet, her şey kader, her şey anvilde şans. Bunu biliyoruz. Hazırsak Dlex biraderimize bu sefer şöyle bir dörtlük anvile uğurluyoruz. Umarım yüzümüz güler. Umarım onun yüzünü güldürmeyi başarırız. Hayırlısı diyelim ve anvilin başına geçelim. Beyler, Dlex biraderimizin şu anda Alt of 4 atışını gördünüz. Şurada upuzun bir sohbette bulunduk kendisiyle partiden. Burada kendi aramızda sohbet ettik. Bu arkadaşımız oyunda sadece pazarda ufak tefek pazar işi ve upgrade. Ama daha çok upgrade, daha çok anvil işine bulaşmış, kendini de bir türlü kurtaramayan bir arkadaşımız. Ve bu biraderimiz şu an bu Alt öf 4'ünü atmadan önce bizlere yine kalan bazı eşyalarını verdi. Bu eşyalardan en önemlileri şurada. 9 linen. Bunu kendi basmış. Donluk 9 linen. Ve bir adet artı 0 sos. Bunlar gerçekten çok büyük. Yani kolay kolay verilebilecek eşyalar değil. 9 linen, sos. Ve bunlar zaten kaç GB yapıyor? Efendime söyleyeyim. Burada bir de gördüğünüz gibi şöyle artı bir itemlar, high class itemlar var. Bir de şöyle elinde pazarda gezdirdiği bir old battle sword'u var. Bunu da hatta bize şu sözlerle kendisi aktardı. Bu da benden hatıra kalsın dedi kendisi. Şu itemi verdi. Dedim ki hatıranı bankanın tozlu sayfalarına kaldırıyorum kardeşim. Geri geldiğinde bunu alırsın benden. Eline takarsın dedim. Bu şekilde böyle makarasına bir sohbet yaptık. Bu upgrade kendisi için önemli bir upgrade değildi. Bunu da belirtmekte fayda var. Kendisi zaten anvilde sürekli takıldığı için artık bu durum onun için çok da bir anlam ifade etmiyor. Bu şekilde kendisi oyuna Alt F4'ünü attı. Bize de son olarak gördüğünüz gibi bu jesti yaptı. Durumlar şu an için böyle. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Buradan Volkan Dalex isimli bu kardeşime yeniden selam olsun diyorum. Kendisine buradan da teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlere 160 M'den gelen Mitril Donluk artı 6'yı 175 M'den teslim ederken beyler şimdi diyecek ki bakın Dex bas. Kanka Dex
yok muydu diyor. Beyler bizim bir kere pozisyon basarken ağzımız yandı. Dur bakayım bir. Beyler kendisini ikna ettim, dedim ki 500K eksik ver. Dex kağıt parası da bizden olsun kardeşim. Hanemizden olsun dedik. Beyler 500K kestik. 174,5 şöyle teslim ettik. Şaka bir yana, umarım yakmazsın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kardeşim sana da bu item. Yanmaz ya. O bizde yanar. Biz 8 euro impa pozisyon basarken yaktık. Umarım sen yakmazsın diyorum. Ve buradan beyler 15 am tertemiz şu anda hanemize kar olarak işledi. Mücadeleye devam ediyoruz. Beyler şöyle 353 am'den mitril donluk artı 7 aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum buradan. Kuyajin kardeşime. Aa, iki tane Kuyajin. İki arkadaş nickleri aynı. Akıncılar klanından kendileri. Kendilerine o zaman buradan şöyle bir kardeşim size CV vereyim. Sana bir CV. Sana da bir CV. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Haydi bakalım yolumuza devam ediyoruz. Beyler artı 8 ex shard'ımızı satıyoruz ama nasıl satıyoruz? Bakın şu trade'e dikkatlice bakın beyler. 850'e anlaştık. Adam 810'emin üstünü tamamlamak için bizlere bunları veriyor. Biz de dedik tamam, işimize gelir, kullanırız. Bakın 809'em artı şurası totalde 40'em, burası yapıyor 850'em. Biz bu eşyayı satmış olduk. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şöyle teslimatını yaptım. Bize bu item 760M'den geldi. 850'den verdik. Tamı tamına buradan şu anda 90M hanemize yazabiliriz. Bu eşyaları satacak mısın diye soracak olursanız, muhtemelen bunların çoğunu biz kullanırız beyler. CZ'ye çıkacağız çünkü. Pazardan sonra yolculuk CZ'de olacak. Bunlar kullanılır. TS satılır. Buz, bez, geniye hammerlar belki satılır. Lakin geniyeler kullanılır. Bunlara da bakacağız. Hayırlısı olsun diyelim. Bu ticaretimiz bu şekildeydi. Yolumuza tam gaz devam. Beyler şöyle elimize bir 8 FP set geçmişti diğer bölümlerden. 4 parçasını şöyle 180M'den teslim ediyoruz. Şu anda buradan sanırım bir 15M 4 parçadan epi topu 15M hanemize kar olarak yazabiliriz. Bir de kafalık kaldı. Kafalık da satıldığı zaman şöyle şurada görelim. Bir tek kafalığımız kaldı. Bunu da satarız. Buradan da artık 3-5 ne gelirse. Şu an hanemize biz buradan tertemiz bir 15M yazdık. Elimizde şöyle bir Rogue 8 çitin set de hala mevcut. Bunun şu anda bir alıcısına denk gelemedik. Lakin bir gün gelinir kardeşim diyoruz ve mücadeleye devam ediyoruz. Beyler artı 8 CHD'miz 650M'den Turbo Kral kardeşimize teslim edildi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kendisine. Buradan CHD'den tamı tamına 1 GB gibi çok güzel, çok tatlı bir rakam kazanç elde ettik. Bunu da hanemize işlettik ve mücadeleye tam gaz devam ediyoruz. Evet şöyle 105M'den Warrior ayaklık artı 8 çetin Norep. Hayırlı uğurlu olsun diyorum beyler. 105M'den aldık. 120-125M'den bu itemin seli var. Minimum bir kar oranı var. Maksadımız nedir? Pazarımıza kuralım. Afıkken gitsin. Ve mücadeleye devam. Bu arada artı 8 Warrior çitin ayaklığı aldığımız arkadaşımıza buradan selam olsun diyorum. Kendisi demiş ki Johnson satırcım, herkese selamlar sevgiler, satırdan şaşmayın dostlar, onun satırı dosta değmez demiş. Evet, güzel bir söz etmişsin. Bunun için de sana teşekkür ediyorum biraderim. Allah'a emanetsin. Yeniden selam olsun ve pazardaki mücadelemize tam gaz devam ediyoruz. Beyler 12,5 GB'den güzel bir asas alıyoruz. Bu asas Human 83 level 3 Rebirth Char'ın 2 milyon NP'si var ve 100 defansı açık. Hayırlı uğurlu olsun derken şunu da aktarmak istiyorum. Jantilerim isimli bu kardeşimiz bize bu ringi kendisi 50M kazançla sattı. Normalde bu Char'ın ederi çok daha fazla. 2 milyon NP'sini de şöyle bir görelim. 1 milyon 967K NP'si var gördüğünüz gibi. Şöyle yüz defansını da bir kontrol edelim beyler. O da şurada. Ruler of the Drakitor, yani Draki'den yüz defansı açılmış bir karakter, 2 milyon NP, 83 level, 3 Rebirth. Yani bu Char'ın bir açıkçası 18 GB'lere, 19 GB'lere kadar bir değeri var. Lakin nasıl satılır, nasıl olur hiçbir bilgim yok. Çünkü yazın bu aylarında item alışları, satışları
Tam aksine tersine dönüyor. Millet çar almaktan ziyade çar bozup çar satıyor. Bu anlamda bir tık belki bir sorun yaşayabiliriz ama kendisi bu jantilerin biraderim sana şöyle bir CV attım. Kendisi kuryana dönüştü. Bir de büyüdü, ben de büyüdüm. Evet. Evet, şaka bir yana kendisi bize aslında bunu bir güzellikle vermiş oldu. Aldık. Hayırlısı bakalım bu ringden ne kadar kazancımız, ne kadar karımız olacak. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Buradan jantilerim, sana da selam olsun kardeşim. Beyler çok hızlı bir alışveriş yaptık. Kuen'e 12,5 GB'den aldığımız bu çarı 16 GB'den satıyoruz. Lakin 1 GB'sini borç şeklinde yaptık. Şu anda kendisinin parası yok. Şunu belirteyim. Çarın hakkı 18-19 GB, dediğim gibi piyasası var. Araştırdık, baktık. Ama biraz... Beyler, Game Pazar'dan şöyle 10 GB'ye bir adet Judi Belt artı 3 alıyoruz. Bunun sel fiyatını şimdi hep birlikte göreceğiz. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Şöyle Judi artı 3'ümüzün seldeki fiyatı 11,50. Yani 11 sularından versek 1 GB bize kazancı olacaktır diye düşünüyorum. Mücadelemize ne yapıyoruz efendim? Tam gaz devam ediyoruz. Beyler şimdi de aynı şekilde 850M'den FOV artı 3 alıyoruz Game Pazar'dan. Bunun da şöyle şimdi sel fiyatını hep birlikte bir görelim ve yolumuza o şekilde devam edeceğiz kardeşim. Minimum 945M selde. Bunun da yine bize güzel bir kazancı karı olacaktır diye düşünüyorum. İki iteme dünyanın GB'sini bağladık. Ciro lazım beyler. Bize ciro lazım. Ciromuz yerlerde. Ciromuz leş. 2 takı alıyoruz. 20 GB düşünün. 2 tane artı 3 takı. Sıkıntı. Ciro elde kısıtlı olduğu için şu anda bir 50 GB sularındayız. Belki 60, hesabını hiç yapmadım. Devam ediyoruz bakalım. Mücadeleye tam gaz devam. Beyler 850M'den bize gelen favorin artı 3'ümüzü 45M kar ile Serdar K. Buradan Serdar K kardeşimize selam olsun. Teslim ediyoruz. Buradan hanemize 45M gibi güzel bir kazanç ekledik. Haydi bakalım mücadeleye tam gaz devam. Buradan Serdar K'nın bir sözünü sizlere iletmek istiyorum beyler. Herkese selam diyor kendisi. Yani sizlere alışverişin parlayan yıldızı satırcı biladerime gelin demiş. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Kardeşim eyvallah. Güzel bir alışveriş yaptık. Şimdi pazarımızı kuracağız ve yolculuğa tam gaz devam edeceğiz. Beyler artı 8 Dragon kafalığımızı bu arkadaşımıza, Ercan kardeşimize bang bang bu varyora teslim ediyoruz. Şimdi ondan şöyle bir yeri Dragon kafalık alıyoruz. Bir de 850'den para alıyoruz. Şimdi ona bir de donluk alacağız. Şu anda bizim burada bir karımız, bir kazancımız yok. Bunu da belirtmiş olalım. Karımız, kazancımız donluğu da aldıktan sonra kısmetse olacaktır. Şimdi bu şekilde bunları da aldık. Şöyle teslimatını yaptık. 850'm aldık kendisinden. Bunu da satacağız. Kendisine bir de Dragon donluk 8 ayarlayacağız. Ondan sonra biraderim kısmetse kazancımızı, karımızı da hep birlikte göreceğiz. Beyler, bizlere 10 GB'den gelen Judibelt artı 3'ü hiç çok fazla bekletmeden 10,5 GB'den teslimatını yapıyoruz. Buradan da hanemize 50M gibi güzel bir kazanç yazıyoruz ve tam gaz devam ediyoruz. Beyler 167M'den bir tane 8MD taze basılmış pozisyonsuz bir şekilde alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendisine de şöyle teslimatını yaptık. Haydi bakalım yolumuza devam. Beyler şimdi toplu bir Priest setup'ı alıyoruz. Adeta bunu bir bilgisayar olarak düşünün. Böyle bir setup. Direkt hali hazırda pre-sistemleri bakın. Ironneck, DS, Dual Lilimi, Glassbelt, Holy ve 7 Trial set alacağız kendisinden. Şöyle bir şuraya 10 GB bırakalım. Buranın toplamını 18 GB'ye alacağız. Şimdi tekrardan trade atalım. Kalan eşyaları da kendisi versin. Şöyle 800
10GB teslim ettik. 800M daha teslim ediyoruz. 18GB'ye Ironneck, DS, Dual Lilime 0, Glass Belt, Holy 7 ve Trial 7 set alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kendisine. Sanırım çağrını bozan bir arkadaşımız bizi tanıyormuş, takip ediyormuş. Bu şekilde kendisi bize ulaştı. Bu şekilde eşyaların hepsini hesapladık ve ciromuzun çok büyük oranını bu arkadaşımıza bağladık. Kendisine de buradan selam olsun diyorum. Şöyle bankada kalan parayı hep birlikte görelim. 5 GB kaldı sadece. Nakit olarak başka bir şeyimiz şu anda mevcut değil. Biraderim bereketli olsun. Sağ olasın dedim kendisine de buradan ve mücadelemize tam gaz devam ediyoruz. Beyler, yanımda gördüğünüz ERYNS isimli bu varyor biraderimize artı 8 Ercan'ın, yani bir arkadaşımızın donluk artı 8 Dragon isteyen bir arkadaşımızın itemiydi. Bize bunu teslim etmişti satmamız için. Ona da donluk Dragon alacağız. Bir tane kafalı kalmıştık. Videonun içinde gördünüz. Şimdi bunu ERYNS'ye sattık. Bunu tamı tamına 8 GB'den, hatta belki bir tık üstüne diyebiliriz çünkü nakit olarak hesabımıza attı. GB 71 liradan hesapladık. 8 GB'nin bir tık üstünden bize 575 lira totalde gönderdi. Dedi ki bu itemi kanka rep 11'e yürüyelim beyler. Bu pazar bölümünün içinde sanırım yavaş yavaş bölümün sonuna doğru böyle güzel, keyifli olmasını istediğimiz bir yolculuk olur diyorum inşallah hayırlısı. Bunu rep 11'e beraber yürüyeceğiz. 6 tane yolu var. Rep 5'ten 11'e kadar 6 yol var. Neden olmasın? Yolun başındayken peşin peşin söylüyorum. Yanar mı yanar, bu işler kısmet, ama 6 kere üst üste tutturabilirsek bu item Reb 11 olur ve harika bir şeye dönüşür. Kendisi Reb 11 MS istiyor sanırım. Çarın elinde de şöyle bir 9 Raptor var, görüyorsunuz. Hayırlısı diyelim, bunu sizlere aktardım. Şimdi dilerseniz anvilin başına geçelim ve bakalım maceraya başlayalım. Umarım şöyle artı altı artı yedire bir dayanmayız. En azından bir yolumuz uzasın. En azından uzasın. Bir şeyleri görelim. Biraz heyecanını hep birlikte yaşayalım istiyorum. Haydi o zaman başlıyoruz. Güzel bir anda göndereceğiz. Alttan yaktı. Haydi artı altıya bir de üzme bizi. Devamını görelim. Haydi. Çift sarı gelirse gideceğiz. Anvil durdu şu anda. Çift sarı. Şimdi yaktı mı geçti mi kanka? Geçti. Geçti mi? İşte bu. Geçti. Çok güzel, tamam. İlk aşamamız, bir an tereddütte kaldım kanka. Karıştı ortalık, bir şeyler oldu orada. Güzel. Evet, ilk aşamamız gayet güzeldi. Şimdi bir relok atıyoruz. Altar 3'e geçiyoruz ve Altar 3'te Rep 7'ye vuruluyoruz. Kaldı 5 yol. Son 5 basamağımız kaldı kanka. Haydi bakalım. 7 Rebirt. Dolandırıldın kardeşim bu arada. Hayırlısı. Yasin geçmiş olsun. Yani dolandırıldım. Yasin geçmiş olsun kardeşim. Geliyor. 3, 2, 1. Gönder. Dim. Gözlerim kapalı kanka. Bakmıyorum. Gören varsa sonucu söylemiyor. Çarı yürüttüm. Berkay tahminini alalım kanka. Kanka rap kaça basıyordunuz? Rep 7. Ya, Ha tamamen bence geçti. kısmet şans. Altar 3'teyiz. Gecenin bu saatindeyiz. Bir Allah'ın kulu PM atmadı. Bir kişi PM attı. Acaba geçmiş Aha. olsun mu dedi yoksa hayırlı olsun mu? Kutumuzda ne hissediyoruz bilmiyorum. Hislerim kayıp. Açtım. Amel, haydi. Ver. Ver bunu bize. Biladerim Berkay'ın kamu spotu aşkına. Ver bunu bize. Haydi. Bunun aşkına haydi. Bizi bu gece güzel ayır buradan. Hazır mıyız beyler? Gidiyoruz. Gittik, gözler kapalı kanka. Görmüyorum sonucunu. Çarı da yürüttüm şu anda. Aman ya Rabbi. Acaba ne oldu? Gözlerimi açmadım, açmadım, açıyorum. Açtım. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Sonucunu görüyoruz. Kanka Ben burada. ne dedim? Bak şu an şeytanın kolu kanadı bacağı kırıldı. 8 lira bir çizgisi, bir enteresan bir çizgi kanka. Bu çizgiyi kırdık. Sen geçmeyecek diyorsun kanka, doğru mu? Kesin geçmeyecek abi. Kesin. Sen kesin geçmeyecek diyorsun Berkay. Yasin, hayda, ikisi de şu anda geçmeyecek diyor. Berkay beni şey yaptı. Seni de etkiledi, etkisi altına aldı Evet. Berkay.
O zaman Ama bir de sizlere şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. söyle. Yani bu 8 merenk bir boka yaramaz kanka. Yani olacaksa depo bir olması lazım. Yoksa ne yapacaksın 8 merenk? Yani. Kullanmasın yani. Yani. Kanka o O zaman yüzden ben atılacak. ikinizin olumsuz yanacak yorumlarına karşı bu itemin geçeceğine inanıyorum. 2 vs 1 atıyorum sizinle. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Gönderdiğim an alt taptasınız. Ben de gözlerimi kapatıyorum. Hazır. Geliyor. Bak geliyor. İstemezsin. 2 vs 1 istemezsin. 2 vs 1. Biz satırcıysak bu item bu kasada olacak kardeşim. Satırcıyız. 2 vs 1 atıyoruz. Hazır. Gitti kanka. Adamın gözlüğü parlıyor. Nasıl ki? Gözleri kapattım. Gitti. 2 vs 1 zor. Şimdi değerli biraderlerim, 2 vs 1'in zor olduğunu biliyoruz. Özellikle elimizdeki satırlarla, nostaljik dagger'larımızla çok zor olduğunu biliyoruz. Zaten böyle bir varıyor bize vursa 3 vurur. Sıkıntı büyük. İtem gitti. PM hiç yok. Evet beyler, 95M'den aldığımız Holy Animor artı 7 pazar çarımızdan, yani buradan satırcımızdan çekilmiş bize tamı tamına, bakın tamı tamına 30M kazanç bıraktı. Bunu kârhanemize işliyoruz. Pazarı şöyle bozup bir de pazar çarımızın ahvaline şimdi bakıyoruz. Beyler, bir adet 7DS buradan çekilmiş, bundan 7M bir kazancımız var. Bir tane Trial kolluğumuzun indi çekilmiş. 2 tane kolluk intrial vardı. Bunun da bir tanesi çekilmiş. Buradan da yaklaşık 7M 14 artı 30 44M şu anda totalde bir kazancımız söz konusu. Bunu hanemize işlettik ve yavaş yavaş artık videonun sanırım sonlarına doğru geldik. Şimdi biraz durumları toparlayalım ve bu bölümün de sonuna şöyle ağırdan gelmiş olalım. Beyler, tarih 2007, yer Diyez. Şu I am Mercury. I am Mercury mi? Yoksa I Mercury I mı? Her nasılsa. Şimdi bu arkadaşımızı unutmuyoruz. Muhtemelen diğer bölümlere sarkacak bu iş. Çünkü kendisi bize şöyle trade'i bir kabul edelim. Kendisi bize eşyalarını teslim ediyor. Bakın, favorin 2 lilimeler, 1 BP sos, işte 8 göğüslük, 9 gerisi 8 fabrik set. Bu eşyalar sanıyorum ki diğer bölümlere sarkacak, çünkü bu bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu eşyaları kendisinin adına biz satmaya çalışacağız. Ona belli bir miktarı vereceğiz ve buradan biz kazancımızı, karımızı arkadaşımızla beraber belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Bunun bilgisini geçelim. Şimdi birkaç parça daha eşyası var. Bunları da alacağız. Sonrasında yavaş yavaş artık bölümü sonlandıralım. Evet beyler, totalde bütün eşyalarını aldık. Bunları da hep birlikte bir görelim. Şöyle ekstradan bir Magı Çamur 30 tane, buz 20 tane, Deko Jevel 5 tane, 8 HP set, 8 STR set, göğüslüğümüz 9, Dual Lil 1, Favo 2, Sos 0 ve şöyle silahlarımız ve kalkanımız. Bu eşyaların hepsini satacağız. Kendisiyle şöyle biraz sohbet ettik. Beyler, 34 yaşında bir abimizmiş. Recep abi, buradan da sana selam olsun diyorum. Her şey için çok sağ ol, teşekkür ediyorum. İnşallah yeniden kısmetse görüşeceğiz zaten, eşyalar satıldıkça diyoruz ve beyler yolumuza devam ediyoruz. Beyler, son eşyamızı satıyoruz ve bölümün kapanışını an itibariyle yapıyoruz. 160M'den bize gelen Rap 1 DS'yi 175'ten teslim ettik. Buradan hanemize son olarak 15M'lik bir kazanç ekledik. Şöyle silahlarımızın efeğini açtık. Belki bilmeyenler vardır. Yahu bu adamın elinde cleaver var ama parlamıyor. Yahu bu nasıl bir yıkık pazarcı diyebilirsiniz. Beyler, şöyle göstereyim. Taksim edeyim. Nostaljinin göz bebeği Dual artı 9 cleaver var elimizde. Bunu da böyle sizlere göstermiş olalım. Ve bölümün sonuna böylece gelmiş olalım. Şu anda net ne kadar kazanç yaptık, ne kadar kar elde ettik, ben de bilmiyorum. Dediğim gibi bunu montajda ve videoyu sizlerle birlikte izlerken göreceğim. Mücadeleye devam ediyoruz. Pazar yapmaya devam ediyoruz. Pazar videolarının sıkıcı olduğunu, keyifsiz olduğunu ben de biliyorum. Ben de farkındayım ama şunu belirtmekte fayda var. Güzel bir çar dizmek için ilerleyen süreçte belli başlı planları, projeleri bu oyunda hayata geçirebilmek adına pazarda bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bunu da dipnot olarak sizlere düştüm.
Beyler, o zaman lafı uzatmıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyorum ve sizleri bu nostaljik görüntümüz ile kısa bir süreliğine baş başa bırakıyorum.